Sevgili izleyenler, tüm bunlar ve daha fazlası birazdan İngiltere'nin en kaliteli programı Londra Mahallesi aracılığıyla. Avrupa'nın en iyi ekranı Eurostar'da evlerinize konuk olacak. Koltuklarınıza yaslanın. Bizlere aşağıda geçen iletişim numaralarıyla veya Londra Mahallesi'nin Facebook sayfasından ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu hafta yine programımıza Avukat Şadi Arslan'la yapmış olduğumuz keyifli hukuk röportajıyla başlıyoruz. Sevgili izleyenler, bir kez daha Avukat Şadi Arslan'la hukuk röportajı gerçekleştireceğiz. Efendim biliyorsunuz 150 kişilik bir hukukçu kadrosuna sahip ve son 15 yıldır İngiltere'de yaşayan yerli ve yabancılara hukuki hizmet veriyor Şadi Arslan. Şadi Hanım, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadi Hanım, geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında bir kamyon şoförünün başından geçen bir kaza vardı. İş yerinde kullanmış olduğu araç, gereç ve ekipmanlardan ötürü bir kaza yaşamıştı. Evet. Muhtemelen takip etmişsinizdir. Bize detaylarını bahseder misiniz? Neydi ve iş yerinde gerçekleşen kazaların background'unda neler var? Bu söylediğiniz kamyon olayında bu çok ilginç bir davaydı ve basında çıktı. Burada kamyon şoförü otobanda gidiyor. Kamyon büyük bir tır şoförü, büyük bir tırın şoförü ve tır birdenbire devriliyor. Hı hı. Ve tır şoförünün iddiası şu: ben hiç yanlış bir şey yapmadım. Tırın içindeki yükler, konteynerler olduğu için, denge değiştirdiği için tırın dengesini bozdu ve o yüzden de ben tırı iş aracı olarak görüyorum. Tırın içindekileri iş aracı olarak görüyorum. O yüzden de benim işverenim ihmalkardır dedi. İşveren dedi ki, ya kardeşim, ben ihmalkar falan değilim. Bu tırın içindeki konteynerler Japonya'dan geldi. Sen de biliyorsun, sen gittin limandan aldın bu konteynerleri. Bu konteynerlerin içinin nasıl ben şey yapıldığını bilmiyorum. Siz söyleyin. Doğru. Yüklendiğini bilmiyorum. Sen de görmedin, ben de görmedim. Hiç kimse görmedi. Öyle görünüyor ki onlar konteynerin içini tam anlamıyla şey yapmamışlar, sıkı yapmamışlar. O yüzden de bir tanesi devrilince tırın dengesini etkilemiş. Bu yüksek mahkemeye kadar gitti. İngiltere'de yüksek mahkemeye kadar gitti ve yüksek mahkemede bu müvekkili temsil eden barister, yani mahkeme avukatı çıkıp dedi ki, bu konteyner olmadan bu tır şoförü işini yapamazdı. Bu konteyner bile, yani tırın içindeki o küçük kutular bile bu şoför için iş aracıdır kanunda. Öyle görülmesi gerekiyor. İş malzemesi olarak görülmesi gerekiyor dedi. Ve daha önce bu konuda örnek olan bir davayı gösterdi. Bir gemide bir kaza olmuştu ve gemideki kaza kapıdaki mekanizmanın bozuk olmasından kaynaklanmıştı. Onu gösterdi barıştır ve yüksek mahkeme bunu kabul etti. Evet dedi, tır şoförü için dedi, kutuların içindeki yük bile dedi iş aracıdır dedi. O yüzden de dedi şirket dedi sorumludur. Peki Şadi Hanım, iş yeri kazalarında genel prensipler nelerdir? Şimdi iş yeri kazalarındaki genel prensip, diğer kazalarda olduğu gibi tazminat hakkının doğması için yapmanız gerekiyor. İşverenin ve iş yerinin ihmalkar olduğunu göstermeniz gerekiyor. Ama kaza, daha önce söylediğim gibi, eğer İş yerinde araç veya malzeme veya işinizi yapmanız için gerekli olan herhangi bir malzeme, herhangi bir ekipman dolayısıyla olmuşsa ve o ekipmanda bir yanlışlık varsa, o zaman davayı kazanmak daha kolay oluyor. Ve o yüzden de gerekli regülasyonları davayı hazırlarken söylemeniz gerekiyor ki iş yerine kanıt girsin, kanıtlama sorumluluğu iş yerine dönsün diye. Şadi Hanım, bazı iş yerleri birden fazla ortaklı. Evet. Yani birkaç iş yeri sahibi oluyor veya alınmış olan bir ürün iyi bir kalitede olmuyor ve iş kazasına sebebiyet verebiliyor. Buna ilişkin verebileceğiniz örnekler var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer zaten iş yeri şirketse, şirket hukukta bir kişi oluyor. Yani şirket kurulmuşsa, bizim limited şirket dediğimiz veya public liability şirketi dediğimiz, o zaman şirket bir kişilik oluyor. Ama ortak olarak kurmuşlarsa, herhangi bir şirket oluşturmamışlarsa, o zaman eğer sigortaları yoksa tabii ki ortaklar sorumlu oluyor mal varlıklarıyla. O yüzden de
hukuktaki iş yerinin kimliği de çok önemli bu konuda. İsterseniz bir de şey dediniz, yani malzeme alındığında hani hala sorumluluk oluyor mu? Geçen gün bizim meslektaşlarımızdan biri, buradaki meslektaşlarımdan biri bir davayı bitirdi ve bu davada şöyleydi. Restoranda çalışan bir garson kalorifer var yanında, barın yanında ve kaloriferde birdenbire borudan böyle sıcak su çıkıyor ve şeyin, garsonun üstüne geliyor ve çok kötü şekilde yanmıştı. Şimdi biz iş yerine dava açtığımızda iş yeri dedi ki, bakın bunun bizimle alakası yok dedi. Biz bu kalorifer sistemini dedi bu şirketten aldık dedi ve bu o başka şirketinde elemanları geldi dedi, bunu taktı dedi. Ve baktığınızda yani uzman rapor alanında ortaya çıktı ki basıncı ayarlayan vana çok kısılmış. Anlatabiliyorum. O yüzden de çok basınç olduğu için birdenbire bir patlama olmuştu. Ve burada iş yeri dedi ki, tamam kaza oldu ve kaza bu yüzden oldu. Bu vanın böyle kısılması yüzünden oldu. Savunmasına biz mahkemeyi başlattığımızda 3 şirkete karşı başlattık. Ne olur ne olmaz diye, müvekkilin hakkını koruyalım diye. İş yeri öyle dedi savunmasında. Diğer ikisi de maalesef ki o zaman iflas etmişlerdi ve sigortası yoktu. Kayboldu ortalıktan. Müvekkil telaşlanmaya başladı. Bunlar gitti, bunların suçuydu, ne olacak şimdi? Biz hayır dedik müvekkil, hiç telaşlanma. Çünkü kazanın olduğunu kabul ediyor iş yeri ve bu iş yerinin, kaza olduğu anda iş yerinin malzemesi. O yüzden de sorumluluk var dedik ve söylediğimiz gibi de tam ana mahkemeye gelmeden önce teklif verdiler ve müvekkilin davası bitti. Aslında Şadiye Hanım, İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun birçoğunun işveren olduğunu düşündüğümüzde bu onlar için çok önemli. İşverenlere buradan, çünkü böyle bir kaza olduğunda direkt taraflardan biri işverenler olacak. Evet. Onlara kendilerini korumaları için önerileriniz var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben uzun yıllardır Türkçe konuşan toplumla çalışıyorum ve diğer toplumlarla da çalışıyorum. İşveren gidip trafik kazası yaptığında, kendisi yayaysa trafik kazası yaparsa veya başka bir araçla trafik kazası yaparsa ve başkasının suçuysa hemen aman bana tazminat alın, işte onun suçu, işte dövmeyi biliyor. Ama kendi iş yerinde biri kaza yaptığında ve işçisi veya elemanı tazminata başvurduğunda nedense işveren kıyameti koparıyor. Aa, yıllardır yanımda çalışıyor, bir kaza yaptı, nasıl tazminata başvuruyor? Roller değişiyor. Evet, yandan. Roller değişiyor. Benim buradan işverenlere söyleyeceğim. Ama bütün işverenler böyle yapmıyor, onu da söyleyeyim. Bu yani nadir davalar. Benim işverenlere, ki zaman zaman bana soruyorlar, Şahide ne yapabiliriz? Yani kendimizi daha nasıl güvenceye alabiliriz? Doğru olan nedir? Bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle eğer sigortasız iş yeri açıp devam ediyorsanız veya sigortanızı zamanınızda yenilemiyorsanız çok büyük risk alıyorsunuz. Çünkü o kaza olduğunda aylık ödediğiniz sigorta primleri yerine çok büyük bir tazminatı kendi evinizden, barkınızdan, kendi kazandığınız paradan ödeme şeyi çıkacak, riske çıkacak eğer sigortanız yoksa. İkincisi ise zaten bakıyorsunuz bazen işçiniz veya elemanınız yanlış bir şey yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve eğer onu değiştirmezseniz, çünkü 5 kere yanlış yapmış, incinmemiş. Hı hı. Ve siz de öyle bir güvenceye kapılıp onu durdurmazsanız o zaman yani beklenen bir kaza oluyor. Tabii ki bütün bunları şey yaptığınızda, mesela göz önüne aldığınızda, iyi şeyler yapsanız bile, her şeyi iyi yapsanız bile kaza bu. Oluyor bazen. Kazadan sivil hukukta tazminat hakkı doğuyor mu, doğmuyor mu? Nedense bütün iş yeri patronları, ben onları dava açtım da avukat kesiliyorlar. Yanlış bir şey yapmadım, hiçbir incinmesi yok, şudur budur, böyle değil. Siz sigortanıza kazayı olduğu gibi, bildiğiniz gibi anlatın. Bırakın sigortanızın avukatları savunsun sizi. Ya? Ve sigortanıza söyleyin, benden şey almadan, işbirliği almadan suçu kabul etmemeye çalışın, tazminat vermemeye çalışın. Bizim gördüğümüz kadarıyla böyle oldu. Ama benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Biz İskoçya'da İngiliz bir şirkete karşı bir dava açmıştık, küçük bir şirkete karşı. Tazminat vermemek için bizim Türk müvekkili o kadar çok, nasıl derler, olayı değiştirdiler ki, o kadar çok değişik senaryolar koydular ki, bir yıl sürecek dava 6 yıl sürdü. Sonuç? Ya,
Sigorta şirketlerine yalan söyledikleri için masrafların bazılarını da kendileri ödediler. Çünkü sigorta şirketine bambaşka bir şekilde söylediler. Aylık şeyleri verdikleri sigorta çok kötü arttı o yüzden. Benim burada söylemek istediğim, sigortanız olsun, sigortanızla işbirliği yapın ve sizin iş yerinizde biri kaza yaptığında şartları olduğu gibi söyleyin, değiştirmeyin. Günün sonunda hayat bu ve yani kazalar oluyor ve çoğu zaman söyleyeyim iş yerleri buna uyuyor. Arada bir artık biz de toplum olarak çok bilgilendik. Her şeyi yetişmeye çalışıyoruz. Ve mesela benim 10 yıl önce gördüğüm sigortasız iş yerleri şimdi yok yani. Şimdi çok çok daha az. Şadiye Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Avukat Şadiye Arslan iş yeri kazalarına ilişkin işverenlerin ne tür tedbirler alabileceğini anlattı. Önümüzdeki hafta Sayın Arslan'la hukuk röportajları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.